Bugün 6 Mayıs 2016 Muharrem Şakköy'üne bağlı İspiroğlu mahallesinde çiftliğindeyiz. Şu anda yanımızda köy sakinlerinden Çetin Yılmaz abimiz var. Çetin abi, köyün tarihçesi ile ilgili ne biliyoruz, ne anlatabiliriz? Dedelerimizden duyduğumuza göre burası işte 800-100 sene ölü kalmış. Hacı Hasan dedemiz torunu olarak kalıyor. Babası kalıyor yani, daha doğrusu. Hacı Hasan dede nereden gelmiş? Hacı Hasan dede işte buradaki çiftlik sahibinin torunlarından. Evet. Babası çocukken kalıyor burada. Burası 80-100 sene ölü yatmış. Hacı Hasan dede büyüyünce geliyor buraya, ev yapıyor. Burayı tekrar canlandırıyor. Evet. Şimdi buranın eski ismi Demirler... Demirler Köyü, evet. Demirler Köyü, evet. Demirler Köyü, tarihte de vardır yani. Peki nedir bu olay? İşte harbi diyorlar şeyle, geçiremiyor Uşak'taki derebeyle. Herhalde oynar. Kimden? Herhalde abi. Camisi Karalya. Karaliler, evet. Ha. Karalilerle, evet. Onunla harbi diyorlar. Tabi burası kaybedince burası dağılıyor. Ulubey'e, Eşme'ye, hatta Avrupa'da da vardır İspir'le yani. Evet. Başka yere gidenler de bilmiyoruz tabi biz. Ondan sonra Hacı Hasan dede, Yusuf babası yani, o kalıyor esas. Ondan sonra buraya gelip tekrar yerleşiyor buraya. Şey olunca 4 oğlu var. 4 oğlunun ikisi orada Maramşa'da kalıyor, ikisi burada. Evet. Şu an kabirleri de bunların Maramşa köyünde. Şeyin kabirleri orada. Oğlanların ikisinin mezarı burada, ikisinin orada. Evet. Çocuklarının yani oğlan, 3 de kızı varmış. Şu onları bilmiyoruz, büyük onlar. Sülalelerimizi biliyoruz da. Tabii o... Şimdi bu da yaklaşık olarak 1300'de Hacı Hasan amca olduğuna göre demek ki 1320 doğumlu falan gibi mi oluyor çocuklar veya ne oluyor? Artık çocuklar kaç doğumlu oluyor bilmiyorum. Burada kabirlerinde bir yazı falan var mı? Oğlanların. Oğlanların burada birisinde yok. Birisi yok. Yazı yok. Yazı yok, anladım. Yazı yok. Peki abi, teşekkür ederiz. Sağ ol abi.